Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda çizim oluşturma komutlarından kare ve dikdörtgen oluşturacak rectangle komutunu, çokgen oluşturacak polygon komutunu göreceğiz. Öncelikle rectangle komutuna bir göz atalım. Komuta klavye kısa yoluyla R, E, C, Enter diyerek ulaşabiliriz. Bir diğer ulaşım şekli yine ribbon menüsünde ikonuna tıklayarak ulaşabiliriz veya draw menüsünden de komuta ulaşabiliriz. R, E, C, Enter diyerek komutu çalıştırıyorum ve bu komutla neler üretebiliriz buna bir bakalım. Öncelikle ölçüsüz, serbest bir dikdörtgen veya kare oluşturabilmemiz için bir köşeden başlamamız gerekiyor. Bize verdiği yönergeyi de takip edecek olursak. Bir noktadan başladım. Diğer noktaya tıkladığımda ise ölçüsüz, rastgele bir dikdörtgen oluşturmuş oldum. Oluşturduğum çizimi kontrol ediyorum. Seçime uğrattığımda ve üzerinde gelip beklediğimde polyline özellikle bir çizgi oluştuğunu görebilirim. Polyline grubu çizgi ürettiğimizdeki ek özellikler bu komutta da geliyor. Escape dedim, seçimden çıkardım. Şimdi bazı alt özelliklerine bakalım ve buradaki bu formdaki çizimleri nasıl çıkarıyoruz onlara göz atalım. REC Enter diyorum ve altta Chamfer alt komutu var. C Enter diyerek girebiliriz ve girdiğimizde pah kırma işlemi yapacağız. Yani köşeleri kırarak bir dikdörtgen oluşturuyor olacağız. Chamfer aynı zamanda AutoCAD içerisinde düzenleme komutu olarak ayrı bir şekilde de çalışmakta. İlerleyen videolarda göreceğiz. Chamfer komutunu çalıştırıyorum. Belli bir eksende, yani ilk etapta x ekseninde kıracağı değeri soruyor bize. First chamfer distance. Burada bir rakamsal değer girmemiz gerekiyor. 50 diyorum. Diğer kıracağı uzaklığı söylüyor bize. O da 50 olarak atanmış. Bunu değiştirebilirsiniz ama 50'ye 50 eşit kırımlar yapsın isteyelim biz. Onaylıyorum ve rectangle'ı oluşturduğumda bir noktaya tıklıyorum. Ebatını belirleyebiliriz. Tabii şu an rastgele belirliyoruz. Dikkat ederseniz alt tarafta area, dimension ve rotation komutları var. Bunlardan birazdan bahsedeceğiz. Yine polyline özellikle oluştu ve kırımlar köşelerde oluştu. Buradaki mantık şöyle çalışıyor. X ekseninde 50 santim gidiyor veya 50 birim ölçüm sistemi neyse. Y ekseninde de 50 santim giderek köşeyi kırmış oluyor. Yani bir nevi kesmiş oluyor köşeyi ve pahlar oluşturuyor. Tekrar komuta giriyorum. AutoCAD'de şöyle bir durum var. Bir komut içerisindeki alt komuta rakamsal bir değer verdiğinizde o rakamsal değer kayıtlı kalıyor. Tekrar chamfer komutunu C enter diyerek içerisine giriyorum. 0, 0 diyorum ve bu bölümü sıfırladım. İkinci seçenek elevation şöyle bir iş yapıyor. Şu an algılayamayacağımız bir iş yapacak. Bu yapay zemin üzerinde ne kadar yükseklikte oluşacağını ayarlayabiliyoruz. Tabii şu an oraya bir değer verdiğimizde algılayamayacağız. Çünkü göremediğimiz bir eksende işlem yapmış olacak. Eğer çizim alanını 3 boyutu görebileceğimiz bir hale getirirsek anlamlı bir hale gelecektir buradaki elevation komutu. Sonraki seçeneğe bakalım. Fillet seçeneği var. Fillet da yine chamfer gibi AutoCAD içerisinde ayrıyeten çalışan bir komut. Ne iş yapıyor? Yuvarlama işleri yapıyor. Yani ekranda gördüğünüz kenarları yuvarlayacak şekilde oluşturacak. Fillet'a da değer vermemiz lazım. Bir yarı çap değeri gireceğiz. Alt komuta tıklıyorum. Burada da yine 75 verelim. Değeri verdikten sonra ekranda herhangi bir noktaya tıklıyorum ve dikdörtgeni oluşturdum. Kenarları yumuşatılmış bir dikdörtgen oluşturdum. Fillet'in de yaptığı iş bu. Son olarak dolgulu bir dikdörtgen yapmak istersek yine komuta girelim. Fillet değerini sıfırlamazsam bu şekilde bir rectangle oluşturmayacak. Kenarları yumuşatılmış dolgulu bir rectangle oluşturacak. Width değerinde girdiğimde. Giriyorum width değerini. Öyle oluştursun. 50 değerini kullanacağım. Bir noktaya tıklıyorum. Ve dolgulu rectangle'ımı, dikdörtgenimi oluşturmuş oldum. Komutlar gördüğünüz üzere gayet basit bir mantıkta çalışıyor. Şimdi tekrardan komutun içerisine girdim. Ve girdiğim değerleri sıfırlayacağım. Önce width'ten başlıyorum. Width'in içerisine girdim. Sıfır diyorum. Başka fillet demiştik. Fillet'in de içerisine girip daha önce girdiğimiz değerleri sıfırladık ve en baş noktaya döndük. Diğer alt seçeneklere de göz atalım. İşimize yarayabilir. Ekranda yine herhangi bir yere tıklıyorum. Dimensions alt komutuna girelim. Burada ölçülü bir dikdörtgen oluşturabiliriz. Length for rectangles diyor. Diyorum ki 150. Yani x ekseninde 150 santim,
Width for rectangle, burada da y eksenini baz alacak, 300 santim olsun diyorum. Onayladığım zaman son bir işlem daha kalıyor komutu bitirmeden. Tıkladığım nokta ne tarafı baz alsın bunu belirleyeceğim. Artık sadece tıklamama kalıyor. Tıkladım ve x ekseninde 150, y ekseninde de 300 santimlik bir dikdörtgen oluşmuş oldu. Son olarak rotation'a bakalım. Tekrar komutu çalıştırıyorum. Ekranda herhangi bir noktaya tıklıyorum ve re-enter diyerek alt komuta giriş yaptım. Burada da oluşacak rectangle'a bir açı değeri vererek o açı değeriyle oluşmasını sağlayabiliriz. 30 diyorum. 30 derecelik bir açıyla oluşacak. Tabii tıkladığım noktayı baz alacak burada. İlk tıkladığım nokta burasıydı. 30 derece yani 0 derecesinden yaklaşık şöyle bir açıyla oluşacak. Onaylıyorum ve o açıda oluştu. Son olarak ebatını belirlemem için beni yönlendiriyor veya herhangi bir noktaya tıklamamı söylüyor bana. Buradaki orta noktaya tıklayalım ve belirttiğimiz açıda dikdörtgenimiz oluştu. Dikdörtgen ve kare oluşturabileceğimiz rectangle komutunu genel hatlarıyla işlemiş olduk. Gelelim polygon komutuna. Polygon komutu da yine polyline özellikte oluşan bir komut. Görelim nasıl çalışıyor. Klavye kısa yolundan çalıştırabiliriz. Pol enter dersek polygon komutunu çalıştırmış oluyoruz. Yine ribbon panelinden rectangle komutunun içerisinde polygon komutunu bu bölümden de çalıştırabilirsiniz. Veya bu kullanım alışkanlığına göre değişecek. Draw menüsü içerisinde de komuta ulaşım sağlayabiliriz. Sistem nasıl çalışıyor ona hemen bakalım. Pol enter diyorum ve yönergeye bakıyorum. Komut satırında kenar sayısı girmemi söylüyor. Şu an 7'gen, üçgenden başlayalım. İlk yaptığımız şey üçgen olsun. 3 dedikten sonra bir merkez noktası belirle diyor. Bu nokta herhangi bir nokta olabilir veya bir çizimin içerisindeki merkez noktası olabilir. Bir çemberin içerisine de üretebilirsiniz bu çokgeni. Bir noktaya tıkladım. Yine bir yönerge verdi bana. Inscribed in circle, circumscribed about circle. Bu seçenekler oluşturacağımız çokgenin çemberin içerisinde mi oluşsun yoksa dışında mı oluşsunu cevaplayan seçeneklerdir. Devam ediyorum ve boş bir alanda merkez noktası belirliyorum. Son olarak bir yarıçap istiyor benden. Ne kadar çokgen olsa da AutoCAD'in mantığında bu kenar sayısını fazlalaştırdığınızda bu komut bir çembere bağlayacaktır. Ortoyu da açayım. Daha net oluşsun. Tıkladığımda çokgeni oluşturmuş oldum. Tekrar pol enter diyorum. Bu sefer dörtgen oluşturalım. Rakamsal değeri girdim. Ekranda bir noktaya tıkladım. Bu bölümü de enter diyerek onaylıyorum ve yine bir çokgen, bir dörtgen oluşturmuş oldum. Burada yarıçap değeri kullanabiliriz. 50 diyelim. 50 yarıçapında dörtgen oluştu. Tabii üstteki çizimler ölçek olarak daha büyük oldukları için üretilirken ebatı dikkate alınmadı. Pol enter diyorum. Ekranda bir noktaya tıklıyorum. Önce bir onaylayayım. Sonra ekranda bir noktaya tıklıyorum. Gelen aşamayı da onaylıyorum ve bu sefer ölçüsüz bir dörtgen yapmış oldum. Tekrar komuta giriyorum. Bu sefer beşgen yapalım. Ekranda tıkladım. Bu bölümü de onayladım ve beşgen oluşturdum. Altıgen oluşturmanın mantığı da yine aynı şekilde altı yazıp devam ediyorsunuz. Rectangle ve polygon komutu polyline özellikle çizgi grupları oluşturmakta. Evet arkadaşlar, iki komutu da alt komutlarıyla birlikte işledik. Umarım yararlı olmuştur. Bu dersin de sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.